Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fifine markasının A9 mikrofonunu inceleyeceğiz. Gerçekten güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim sizlere. Premium segmentte şarkı yayınları, podcast kayıtları ya da yayıncıysan ya da benim gibi içerik üretiyorsan bu mikrofonu kaçırmamanı öneririm sizlere. Gerçekten güzel bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. 1,5 aya yakındır kullanıyorum mikrofonu ve gerçekten bağımlısı oldum. Zaten arka kısmımda duruyor. Birazdan ses performans testini de yapacağız. Bu mikrofon masa tripodlu bir mikrofon ve 4 tane modu bulunuyor. Cardioid mod veya gürültü engelleme modu, birçok modu bulunuyor ve bu modlar arasında kendiniz istediğiniz gibi dokunmatik tuşa basarak geçişler yapabiliyorsunuz. Mikrofonun renkleri RGB olarak çalışıyor. Ayrıca isterseniz tek renkte yakabiliyorsunuz. Yani sabit kırmızı, pembe, mor gibi renkleri de kullanabiliyorsunuz. Mor rengi gerçekten hoşuma gidiyor. RGB renkleri de yavaş akış modunda böyle değişiklikler sağlıyor. Zaten ben sizlere ürünü anlatırken arka planda videosunu görüyor olacaksınız. Görselleriyle sizlere konuşurken sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Kutunun yan yüzlerinde ve bu yan yüzünde de gerekli detaylı bilgilerde yer verilmiş. Bu üründe double pop filter bulunuyor. Yani mikrofonun kendi içerisinde bir pop filter ve dış kısmında da bir pop filter bulunuyor. Ama ben genellikle görüntüyü bozmaması için dış kısmındaki pop filteri çıkartıyorum. O zaman daha tatlı duruyor. Bu ürünü masa tripodlu olduğu için ben bir tane mikrofon ayaklığı aldım. Ve bunu gene Fifine markası üzerinden aldım. Onları da ilerleyen videolarda sizlerle paylaşacağım. 2 tane mikrofon ayaklığı aldım ve bu 2 mikrofon ayaklığını karşılaştırarak sizlere nasıl çalıştığını da göstermiş olacağım. Bu aralar birazcık karaoke'ye sardım böyle. Karaoke yapmaya çalışıyorum. Bu mikrofon gerçekten o konuda işe yarıyor. İsterseniz böyle en ince seslere kadar alabiliyorsunuz. İsterseniz de gürültü engelleme moduyla dışarıdan gelecek sesleri de engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yayıncıysanız veya radyo yayını yapıyorsanız veya podcast kaydediyorsanız bir 3-4 kişinin oturduğu bir masada mikrofonu orta kısma koyduğunuzda her açıdan ses alıyor. Yani Ahmet oradan konuşurken, Mehmet buradan konuşurken, Onur buradan konuşurken tamamen her sesi eşit bir şekilde almış olacak bu mikrofon. Şimdi bir kutusunu açalım ve bakalım kutudan neler çıkıyor. Kutu açılımını yapmadan önce şöyle kutunun yanına, sağına, soluna bakalım. Burada genel özellikleri yazıyor ve sizlere bunları detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum kadraja sığdığı kadar. Burada da mikrofonun yapılabilecek ayarları, mesela kulaklık takılabileceği, double pop filter olduğu, işte birçok ayarının volüm ayarlarını yapabileceğiniz ayarlar ve burada da en üst kısımda gerekli bilgilendirmeler yazıyor. Zaten ön kısmında da Ampligame Fifine RGB mikrofon series A9 yazıyor. Şimdi şöyle bir kutuyu açalım arkadaşlar. Kutu bu şekilde kapaklı bir şekilde kalkıyor. Zaten mikrofonla şu anda hala konuşma yapıyorum ve kutu açılışını bu mikrofonla yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Ampligame Fifine'ın bir kitapçığı geliyor ve burada dergi gibi gene bir kitapçık yapmışlar. Daha fazla açılıyor ama okumayacağımız için bunu hiç açmıyorum. Şöyle bir adet kutu çıkıyor ve mikrofonun kendisi çıkıyordu. Type-C kısmı mikrofona geliyor. Bu USB kısmı da bilgisayara geliyor. Bir adet de bu şekilde mikrofon standlarına takabileceğiniz aparat çıkıyor içerisinden. Bunun çıkması da gerçekten güzel. Kutunun içerisi boş, başka bir şey çıkmıyor. Gerekli bilgileri videoyu buradan durdurarak okuyabilirsiniz. Mikrofon gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim sizlere. Zaten bu kısımda da yapısı gözüküyor ve isterseniz şarkı, isterseniz yayın, isterseniz podcast, herhangi bir şey yapabilirsiniz. Mikrofonu bir de bu şekilde yakından göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle şu pop filter kısmı çıkartılabiliyor ve bunu buradan çıkartarak daha güzel kullanabiliyorsunuz. Buradaki tuşa basarak ise modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi her dokunduğumda ışıklar yanmış oluyor ve modlar arasında geçiş sağlanıyor. Yapısı güzel gerçekten, şöyle yakından net olarak görün ki alacak kişiler bunu bilerek alsın. Alt kısmında bir adet Type-C girişi, güç verebileceğiniz mikrofona yer, bir adet kulaklık girişi, bir adet de dokunmatik buton bulunuyor. Bu dokunmatik butona bastığınızda mikrofonun renklerini değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz modda kullanabiliyorsunuz. Bir de şöyle sıkma ayar yeri bulunuyor ve buradan da ayarını kaldırıp indirebiliyorsunuz bu sayede. Mikrofonun üst kısmında ise dokunmatik bir adet sesi kapatıp açabileceğiniz bölüm var. Dokunduğunda kırmızı oluyor, ses gidiyor ve tekrar dokunduğunuzda yeşil oluyor ve ses geliyor. Mikrofonun arka kısmına bakacak olursak burada mikrofonun ses şiddetini ayarlayabileceğiniz bir buton bulunuyor. Bu alt kısımda da direkt mikrofondan gelen sesi kulaklığınıza yansıtan kulaklık sesini ayarlayabileceğiniz buton bulunuyor ve ürün gerçekten premium segmentte bir cihaz olduğunu gösteriyor. Şu anda sesimi Fifine A9 mikrofon üzerinden duyuyorsunuz ve yakınlaştırdım iyice ağzıma ki yayın yapanlar veya şarkı kaydetmek isteyen veya podcast kaydetmek isteyen kişilerin de sesi yakından nasıl duyduğunu görün diye. Tabi hangi modda şu an tam emin değilim. Modlar arasında da geçiş yapıyorum bir yerden de konuşurken. Şu anda birazcık uzakta mikrofon ama gene yakın sayılır. Ben genelde şu modda kullanıyordum. Umarım yanlış modda değildir. Gördüğünüz gibi mikrofon şu anda açık ve sesim şu anda full. Sesi kısarak konuşuyorum. Yavaş yavaş sesi kısmaya başladım. Mikrofon üzerindeki ses kısık. Şu anda ses tamamen kısıktı. Yavaş yavaş sesimi açmaya çalışıyorum ve buradan da ses şiddetini mikrofona bir karış mesafedeyim ve ne kadar geldiğini duyabiliyorsunuz. Mikrofon konuşma testi de bu şekildeydi. Dostlarım, kutu açılışını yaptık. Mikrofonla ilgili gerekli bilgileri paylaşmaya çalıştım sizlere ve çalışmaya da devam edeceğim. Şu anda sesimi Fifine A9 mikrofonun üzerinden duyuyorsunuz. Bir masa tripodlu bir mikrofon olduğu için gerçekten yer kaplamıyor ve bu şekilde ağzınıza yakın konuştuğunuzda isterseniz şarkı, podcast vesaire kaydedebiliyorsunuz ama uzak konumda da gayet iyi çalışıyor. Zaten buna göre üretilmiş bir cihaz. Çünkü 4 tane modu bulunuyor. 4 modunu da ön kısmından geçişlerini dokunmatik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Mikrofonun alt kısmında kulaklık girişi bulunuyor ve bu kulaklığı taktığınızda konuşurken sesinizi kulaklıktan duyabiliyorsunuz. Ayrıca müzik vesaire dinleyebiliyorsunuz. İşte diyorum ya, karaoke'ye sardım birazcık ve bu mikrofonla onu yapıyorum. Ayrıca Instagram'daki Reels videolarımı bu mikrofonla seslendiriyorum ve gerçekten güzel oluyor. Mikrofonun yapısına da bakacak olursak üst kısımda dokunmatik bir tuş bulunuyor. Buna bastığımda ses duruyor. Beni duyamıyordunuz ama şu anda mikrofonun açtım ve şu anda duyabiliyorsunuz. Şimdi şöyle, alt kısımda bir adet de dokunmatik tuş bulunuyor. Bunda da rengi değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi renklere her şekilde dokunduğumda algılayıp değiştirebiliyor. Ve Fifine'ın bu mikrofon yapısında dış taraf tamamen metal bir yapıdan oluşturulmuş. Ayaklık kısmı da gerçekten iyi. Kendinden bir şak mount'la geliyor zaten masa standı olduğu için. Ama siz bunu bu şekilde kullanmak istemezseniz bir mikrofon standı alıp ona takabilirsiniz. Universal hepsine uyabiliyor. Mikrofonun ses performansı da bu şekildeydi. Anlatabileceklerimi sizlere detaylı anlatmaya çalıştım. Sormak istediğiniz sorular olursa yorum kısmında buluşalım. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.